Şükür'ün cinayetini konuşuyoruz. Ispartalı Şükür'ün cinayetini konuşuyoruz. Fatma cumartesi akşam 9'da oteli terk etti ve resmen kimseye haber vermeden 3 gün boyunca ortalıklarda gözükmedi. Sevgilisinin yanında olduğunu biliyoruz. Bu kez kendisi geldi, artık sevgilisi mi gönderdi? O mu tekrar kızı için, adalet arayışı için buraya mı geldi bilmiyorum ama az önce söylediğimi kendisinin yüzüne de söyleyeceğim. Alalım arkadaşlar, Fatma'yı gelmek istiyorsa alalım. Yayına gelmek istiyorsa alalım içeriye kendisini. Gelmeyecek mi? Ne diyor? Tamam. Geliyor herhalde. Arkadaşlar. Anladım. Tamam. Peki ama gelsinler. Ya, bekliyorum, bir an önce gelsin de. Soracaklarım var. Sizlere söylediğim yüzüne de söylemek için sabırsızlanıyorum ben. Derdim o yani. Bir görelim bakalım. 3 gün boyunca kızını neden umursamamış? Mustafa'yı suçluyor da Mustafa'nın yaptığının aynısını maalesef Fatma da yapıyor. Maalesef. Üzgünüm bunu söylediğim için. Arkamdaki görüntüyü kapatsana Acar. Sonrası bende yok. İyi güzel, o geceden sonrası sende olmasın. Ama öncesi neden yok, değil mi? Gel Fatma, gel. Bakalım ne diyeceksin, ne anlatmaya geldin? Çok merak ediyorum vallahi. Nereye gittin? Neden geldin? Neden geldin? Niye kaçtın? Yani çocuğum için gitmedim, sevgilim için gitmedim. Zaten 72 sevgiliden bıkkınım zaten. Sevgilim yok. Ama çocuğum var. Benim yani derdim senin sevgililerin değil. Onları o zaman da o yüzden söyledim. Dedim ki çocuğunu umursamıyor. Tamam mı? Çocuğumu umursamazsan buraya gelmezdim. Sen buraya yani, kendi rızanla gelmedin. Kendi rızanla gelmedin. Abin seni yönle, kardeşin seni yönlendirince. Kesinlikle öyle bir şey yok. Evet. Kesinlikle. 3 gün boyunca neredeydin? 3 gün değil. Cumartesi akşam gittin, kaçtın gittin. Mustafa'yı suçluyorsun ya sen Fatma. Mustafa gibi davranıyorsun, farkında mısın? Kesinlikle öyle bir şey yok. Mustafa gibi yalan söylemiyorum ben. Zaten önceki söylediklerimden pişmanım. Şimdi öyle bir şey yok. Bak, ben çocuğumun arkasındayım ve Mustafa'yı oraya sokacağım. Ona çalışıyorum. Ben sen burada yokken söylediğimi senin yüzüne de söyleyeceğim. Daha önce de söylemiştim gerçi. Bir anne baba gibi davranmıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ben çocuğumun arkasındayım. Yani ben çocuğumu böyle olduğunu bilseydim çoktan çıkardım. Çoktan çıkardın. Çoktan hiç çıkardım. Anlamadın yani. Anlamadım. Çünkü yani yalanlarla inandırdı beni. Hala daha aynı. Hala daha yalan konuşuyor. Başka bir amacı yok. Sen niye yayını terk ettin o günde? Cuma gününde, daha öncesinde? Neye sinirlendin? Ya benim çocuğumu katil olarak iş yapıyorlar. Yani genli bilmezler. Yani kim onlar? Benim çocuğumu çektiğimi, benim çocuğumun yaşadığını bilemez kızdın? Ki. Zeynep'e mi kızdın gittin? Aynen. Yani? Bu mudur sadece yani? Sadece suçlu adamın arkasında duruyor. Daha 2 günlük tanıdığı kişinin. Ya benim burada gördüğüm Fatma, Zeynep'in de hakkından gelir. Ben şu hakkından anda gelirim Didem Hanım. Benim dırnağım olamaz. Benim çektiğimi ama bilemez. Ama ben senin burada kaçma nedenini o düşünmüyorum. Ben kendi fikrimi sana yüzüne de söylerim. Kesinlikle çünkü öyle. Sen çok fena sıkıştın Fatma. Hayır, kesinlikle sıkışmadım. Hiçbir şeye de sıkışmadım. Ben 4 aydır sıkışmadım da 2 günlükte mi sıkıştım? İfadeleri açıklayınca sıkıştın. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Ve otelden de kaçarcasına gidiyorsun. Ben hala da aynı şeyimdeyim yani ben. O görüntüleri de birazdan ekranlara getireceğim. Instagram'a da, Instagram'a hazırsa koyar sadece mısınız arkadaşlar? Gidiyorum. O görüntüler hazırsa. Kastan valizlerimi toplarım, her şeyimi toplarım giderim. Beni tutan kimse yok. 3 gün boyunca ortalıklarda neden gözükmedin o zaman? Beni tutan kimse yok Didem Hanım. Siz beni tutabilir misiniz? Ama tutamazsınız. Ben valizlerimi toplar giderim. Yani ben hapis değilim. Dün biz dün yayını yapıyoruz. Ben de yayını yaptığınız için o gün hani kaçıyorsun ve sen anne değilsiniz diyorsunuz ya, ben onun için gelmedim. Ben anne sorumluluğuyla davranmadım. Hala senin yüzüne bir daha söylerim Fatmacığım. Çünkü sen kesinlikle Şükür'ün annesi gibi davranmıyorsun. Kesinlikle ben annelik yapamadım, doğru. Ben çocuğumun arkasına düşemedim. Bunu söylediğim için üzgünüm ama öyle yani. Yani ben kendimi biliyorum zaten. Ben suçluluğumu duyuyorum. Ben zaten oradan çıkamıyorum. Benim ağlamam sebebim her şeyim o.
Bunu keşke bir anlat. Çıkamadığın yer ne? Bize söyle. Ben sadece çocuğuma ona inandığım için, çocuğuma arkasına düşmediğim için pişmanım. Ona inandığım için. Ama kesinlikle çocuğumun için değil. Ben çocuğuma hiçbir şey yapmadım. Ben sadece ona inandım. Yani bir insanım. Babasına inanmayacak da kime inanacak bu devirde? Ayrılık dedin. Benim yaşantımı kimse bilemez. Ben ona inandım. Ben herkesi kendim gibi gördüğüm için ben bu hale geldim zaten. Bir tek sana. Ben kimseye kötülük düşünmediğim için bu hale geldim. Ama bu devir hep kötülerin devriymiş. İyiler yaşanmıyor. Hiçbir zaman iyilerin şansı olmuyor. Uğruna düşüp ölmektir yaşam. Ben herkesi kendim gibi gördüğüm için yenildim bu dünyada. Bir çelişki bu anlatan. Ama pişmanım, çok pişmanım çocuğumun arkasına düşmediğim için. Ona inandığım için. Sabrettiğim için. Neyin sabrı peki Fatma? Neyin sabrı? Neyin? Yani çocuklarım için sabrettim. Yani çocuğumu kaçtığına inandırdı. Her şeye inandırdı beni. Yani bir babaya inanmayacağım, kimseye inanmayacağım. Kime inanacağım ben? Neden yaşayayım dünyada? 10 yıl boyunca ortaya çıkmamış bu kız. Ya ben hep gelecek diye bekledim. Hep gelecek diye, bir gün olacak gelecek diye bekledim. Değilse yani ben ona sığındım. Ben bir gün olacak çıkıp gelecek diye sığındım. Ya Fatmacığım. Her bir araba geçişinde, her araba düdük çalışında ben hep baktım. Hep baktım. Yani bir gün olacak çıkıp gelecek diye baktım. Çünkü ben ona inanırdı. Yani dedim ama ben dünyada yalnızdım. Yani sadece çocuklarım vardı. Kimsem yoktu. Şimdi anlatıyorum, neden bana söylemediniz? Kime söyleyeyim? Çünkü yalnızdım dünyada. Ailen de yok diyorsun. Aynen. Ailen de yoktu ya çünkü. Ya kuzeni Türkan peşine annem düşmüş. Annem vefat etti. Annemin arkasından 3 sene sonra kızım kayboldu. Annemin acısı bitmeden, daha şeyi bitmeden kızım kaybettim. Ondan sonra varlığımı kaybettim daha yeni düzenle koymuşken. O gece Mustafa sana söz vermiş. Neyin sözünü verdi sana o akşam? Götüreceğim. Doğum yaptıracağım. Hayır, hiçbir şey söylemedi. Sonra geri mi getireceğim dedi. Hiçbir şey söylemedi. Sadece 2010 aman yaş 18 olunca çıkar diye şey etti bana. Öyle baskı yaptı. Yani eller yüzüne nasıl bakacağız diye beni öyle bastırdı. 18 yaşına girdi ama gelmedi kız. Gelmedi. Çünkü kendini bildiği için, sadece beni öyle kandırmak için. Peki ondan sonra nasıl kalmaya devam ettin sen bu adama? Zaman ben yani bir şeye sığındım, ona devamlı bir yerden gelecek diye, bir yerde yaşıyor. Çocuğumu evet. Yani yaşı küçük olunca çıkarmıyorlar diye sığındım ben ona. Yaşı küçük diye. Yani arkadaşlar Şükür'ün daha net bir fotoğrafı var ya benim şey yaptı. O fotoğrafı bir verir misiniz lütfen? Ben başta mesela Türkan diyor ya. Öteki çocuklar giyinmiş, o giyinmemiş. Ben söylüyorum baştan ben elin elbisesiyle büyüdü çocuklarım. Yani onu demeye hakkı yok. Çünkü babaannesi gibi bakmadı. Babası zaten çalışmadı. Çocuklarım zaten ilgilenemedi. Ben okula gidip geldim. Dağdayım zaten. Son bir görüntüsü bize. Bak, ben okula gidip gelemedim zaten. Okulda ilgilenemedim. Öğretmenlere de sorabilirsiniz. Ben okula hiç çocuğumun için ziyaret etmedim. Ya Fatmacığım bak, Çarıksaraylardaki bir vatandaşta Şükür'ün videosu var. Akrabanız falan değil biliyor musun? Çarıksaraylı bir vatandaşımız, vazgeçme izleyicisi bir videosunu. Ya demem çünkü 23 Nisan'da herkes çekiyor. Aile çocuğu evet. Olduğu için herkes çekiyor. Ama ben çocuğumun gitmiyordum. Gitmiyordum. Niye? Çünkü dağdaydım. Dağdaydım ben çocuğumun 23 Nisan'ında bilen. Ama görmüyordum, gelemiyordum. Ya çocuğum bak şu fotoğrafı hiçbir şey sende yok ki. Yok. Bir anısı yok. Özellikle mi olmasını istediniz yani? Özellikle fotoğraflarımı sildiniz mi? Ne yaptınız hiç bilmiyorum. Hiç şey silmedim. Çünkü benim telefonum yoktu. Hep Meryem çekiyordu. Meryem'den alıp geliyordum. Ben büyültüyordum. Ama Meryem'in bize verdiği onlarca fotoğraf var. O aynen. Fotoğrafların hiçbiri sende yok. Var kızın ben, fotoğrafları. Hepsi bende. O mesela şeydeki bunlar ondaydı ama önceki fotoğraflar hep çocuklarımın küçüklükleri hep bendeydi. Çünkü onlardan getirdim. Hep bana büyüttüler. Okul fotoğrafları bilen var ama nerede olduğunu bilmiyorum. Çünkü çantamı koydum geldim oradaydı. Yani küçük hepimizin fesikalı fotoğraflarımız bilen vardı. O görüntü hazırlar mısınız arkadaşlar? Görüntüsünü, 23 Nisan görüntüsünü. Çünkü orada ya senin kızın gariban ama sen bize onunla ilgili şey demiştin, ne söylemişti? Onunla ilgili olarak sanki böyle akli melekelerinin yerinde olmadığından bahsetmiştin. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Yani sen öyle dedin, saftı böyle şeydi. Saftı ama öyle melekesi yoktu. Yani saf görünürdü. Yani sanki bir çocuktu daha. Zaten çocuk daha o.
2013 yılı diye tahmin ediyorum yayınladığımız görüntü. Bir daha ekranlara gelebilir mi arkadaşlar? Verir misiniz onu? Senin derdindeyim bugün yine yar. Gel desen gelirim ama kalbimden bitkinim yar. El ele tutuşup sokaklar dolaşmak var. Denizler, ülkeler gezip seni anlatmak var. Yine senin derdindeyim bugün yine yar. Gel desen gelirim ama kalbimden bitkinim yar. El ele tutuşup sokaklar dolaşmak var. Denizler, ülkeler gezip seni anlatmak var. Hoşça kal demedim hiçbir zaman kimseye. Ayrılık dedim gidip kalsın mahşere. Sevmek desen sevdim seni her nefeste. Bir tek sen derdindeyim bugün yine. Bu son 23 Nisan herhalde. Bundan sonra zaten Eylül ayında biri istismar ediyor. Şubat ayında da öldürülüyor. Değil mi? En son görüntüsü bu. Görüntülerinden bir tanesi. Yani 13-12 yaşında var orada. Bir sene, iki sene önceki görüntü. Peki sen yani her bütün kızların üzerinde folklor kıyafeti var. Bir Şükür'ün yok üzerinde. Ben haberim yoktu Didem çünkü iş gelmiyordum çocuğuma. Hiç okula bile gitmiyorduk. Ya yaz kış mı dağdaydın ya? Yazın dağ dedik zaten. Kışın da Aralık gibi inerdik. Aralık'ın sonuna doğru. Kesinlikle. Nisan ayında yaylada şeyde mi? Yayladaydık. Yani Nisan gibi çıkardık. Ya anladım da aşağı indiğinde, yayladan aşağı indiğinde gider bir okula konuşsaydın. Hiçbiriniz yani yaşıyorken de aslında yaşamamış yani. Değil mi? Ben sadece ya çarşamba günden çarşambaya başka zaman gelmezdim. Ben çünkü koyun gidiyordum daha da. Babası işim var derdi inerdi. Biz inmezdik. Hırslanma hepimiz dağdaydık. Yanım benim ya. Şu görüntülere baksana yani. Ne gariban, ne yani yazık. Keşke kim yani çıkıp ya? Gelse de konuşsa yani. Başka kimse bilmiyorum. Olmadığı için seni konuşman lazım. Yok, bende bir şey yok. Enaki, bir de var, ben bittim. Bak Fatma, şunu ben anlayabiliyorum bak Fatmacığım. Tamam, sonrasında çocuğu aldı götürdü, senin elinden aldı, götürdü, bir daha geri getirmedi. Tamam, anladım, cebe koydum bunu tatlım benim, tamam mı? Öncesi milyonlar yoktu anladık. Öncesi de yani. Ama tatlım benim, öncesi niye yok? İşte ben öncesi yok, çünkü yani ben bilmiyorum neden yok. Ben de anlamıyorum, çünkü ben de düşünüyorum. Neden sormadım çocuğuma, neden çocuğumun arkasına düşmediğimi ben de soruyorum kendime. Yani ben de yok o. K-